Kabil nerede olduğunu bilmiyor. Eşeğin onu geçmişin çok sayıdaki yollarından birinde mi, yoksa gelecek zamanın herhangi bir dar patikasında mı götürmekte olduğunu, yoksa yalnızca henüz kendini göstermemiş herhangi bir farklı şimdiki zamanda mı yol aldığını anlamıyor. Çorak toprağa, dikenlere, güneşin kavurduğu tek tük çimenlere bakıyor ama çorak topraklar, dikenler ve yanmış çimenler Konuksever olmayan bu yörelerde en sık görülen şeylerdir. Gözün gördüğü en ufak bir yol izi yok. Buradan herhangi bir yere de, hiçbir yere de gidilebilir. Tıpkı yenilenebilen ya da kendini göstermek için en iyi fırsatı kollamaya karar vermiş yazgılar gibi. Eşek kararlı bir şekilde ilerliyor. Sanki nereye gittiğini biliyor o. Sanki bir güzergahı izliyor. Dost doğru, hiç dolambaçsız kutup yıldızına doğru ilerlediğini hayal eden kişinin geri dönüyor olmamak için dikkatle incelemesi gereken sandalların, toynakların ya da çıplak ayakların izlerinin o şaşmaz biçimde karışık git gelini takip eder gibi. Geçmişte acemi bir çiftçi olmanın ötesinde bir kil yoğurucusu da olmuş olan Kabil, şimdi dikkatli bir iş sürücüsüdür. Hatta kararsız bile olsa, oradan daha önce geçenlerin izini kaybetmemeye, ...vardım diyebilmek için durabileceği bir yerde olup olmadığını anlamaya çabalamaktadır. Kabil'in gözleri kesinlikle keskindir. Bundan hiç kuşkumuz yok. Ama şu anda çok sayıda işaret arasında kendi ayak izlerini... ...bir topuğun çökerttiği ya da yorgun bir bacağın sürüklediği toprağı tanıyabilecek halde değil. Kabil buradan kesinlikle geçmiş. Buna hiç kuşku yok. Vaktiyle yağmurdan sığındı ve bugün artık sığınamayacağı çatıdan geride kalan çökmüş harabe haldeki evden kalanı aniden fark edince bunu anlayacaktır. Şimdi yıkık duvarların kimi yüzeyleri görülmektedir. 2-3 kış sonra bunlar da üzerinde yükseldiği toprağa kesin olarak karışacak. Toz yeniden toz olacaktır. Bundan böyle eşek artık yalnızca nereye götürülürse oraya gidecektir. Bu yolculukta tek rehberin eşek olduğu dönem bitti ya da belki bitmedi. Eğer serbest bırakılırsa eski ahırının anasının kim bilir kaç yıldır sağrısında taşıdığı bu adamı yola çıktığı şehre tek başına götürmek için belki de yeterince canlı olacağını hayal edebiliriz. Kabil'e gelince saraya götüren yolu unutmamış olması doğaldır. Oraya girdiğinde yön değiştirmek, bugünden önce ya da bugünden sonra onu bekleyen diğer şimdiki zamanları terk etmek, ve bu geçmişe bir ya da iki gün için bile olsa geri dönmek gücü dahilinde olacaktı. Orada belki daha fazla kalabilirdi ama ömrünün geri kalan bütün zamanında değil. Çünkü vakti geldiğinde öğreneceğimiz gibi hala yazgısını tamamlaması gerekmektedir. Kabil topuklarıyla eşeğinin böğrüne hafifçe dokundu. Onu şehre götürecek olan yol önünde uzanıyor, onu bekleyen kadehte sunulacak şarabın kalitesi ne olursa olsun içmesi gerekecek. Yakından bakıldığında şehir büyümüş gibi gözükmüyor. Kendi ağırlıkları altında yığılıp kalmış aynı evler, aynı kerpiç tuğlalar, eski yapıların kahverengimsi kütlesinden tek ayırt edilen saray ve öngörülebileceği gibi bu alıntıların kurallarına uygun olarak aynı yaşlı adam sarayın girişinde. Bir sokağın köşesinde duruyordu. Yanında aynı keçiler, aynı iple bağlı. Nereye gittin? Kalmak için mi dönüyorsun? diye sordu Kabil'e. Ya sen? Hep burada mısın? Hala ölmedin mi? Karşılığını verdi Kabil. Bu keçiler yaşadıkça ben ölmeyeceğim. Onlara bekçilik etmek için doğmuşum ben. Onları tutan ipi yemelerini engellemek için. Daha kötüsünü yapmak için doğanlar var. Kendinden mi söz ediyorsun? Belki sana başka bir kez cevap veririm. Şimdi acelem var. Biri mi bekliyor seni? Bilmiyorum. Sarayda kalacak mısın, ayrılacak mısın diye görmek için burada duracağım. Bana iyi şanslar dile. Sana bunu dileyebilmem için önce senin için neyin iyi olduğunu bilmem gerek. Ben de bilmiyorum. Lerit'in bir çocuğu olduğunu biliyor musun? diye sordu yaşlı adam. Doğal. Ben ayrılırken hamileydi. Evet doğru. Bir oğlu var. Hoşça kal. Hoşça kal. Eşek emir verilmesine gerek kalmadan sarayın kapısına doğru yöneldi ve orada durdu. Kabil hayvanın sırtından indi, yuları koşarak gelen bir köleye emanet etti ve sordu. Sarayda kimse var mı? Evet, hanım orada. Git ona bir ziyaretçi geldi dey. Habil, senin adın Habil diye mırıldandı köle. Seni gayet iyi hatırlıyorum. Git o halde. Köle merdivenlerden çıktı ve kısa süre sonra yanında 9-10 yaşlarında bir oğlan çocuğuyla geldi. Benim oğlum bu diye düşündü Kabil. Köle peşinden gelmesi için işaret etti. Lilith merdivenin tepesinde duruyordu. Eskisi kadar güzel, o kadar şehvetli. Bugün geleceğini bildim dedi. Bu yüzden böyle giyindim. Beni görmekten hoşlanasın diye. Bu küçük çocuk kim? Adı Henok. Senin oğlun. Kabil Lilith arasındaki birkaç basamağa çıktı. Kendisine uzatılan elleri tuttu. Ve hemen sonra onları kollarının arasına alıp sardı. Lilith'in iç çekişini işitti. Ve Jodun'un ürpermesini hissetti. Ve Lilith, geri mi geldin? diye sordu. Evet geri döndümden başka cevap veremedi. Bir işaretle köle çocuğu götürdü ve onları yalnız bıraktı. Benimle gel, dedi Lilith. Bekleme odasına girdiler ve Kabil on yıl önce kendisine verilmiş olan kötü yatakla sıranın hala orada olduğunu fark etti. Bugün geleceğimi nereden bildin? Çünkü ben bile farkında olmadan burada buldum kendimi. Bildiğimi söylediğim şeyleri nasıl bildiğimi bana asla sorma çünkü cevap veremem. Bu sabah uyandığımda yüksek sesle şöyle dedim. Bugün geri gelecek. Sen işitesin diye söyledim. Ve doğruydu. Sen buradasın ama sana ne kadar zaman için buradasın diye sorma niyetinde değilim. Henüz geldim. Yeniden yola çıkmaktan söz etmenin zamanı değil. Neden geldin? Böyle iki kapı arasında anlatılamayacak kadar uzun bir hikaye. O halde gelip yatakta anlatırsın. Odaya girdiler. Hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyordu. Sanki Kabil'in hafızası şimdi şaşırmamak için uzun ayrılık boyunca anıları tek tek değiştirmemiş gibiydi. Lilith soyunmaya başladı. Zaman onun üzerinde etkili olmuşa benzemiyordu. Bunun üzerine Kabil sordu. Yanu? Öldü. Dedi. Basitçe. Sesi titremeden, bakışlarını çevirmeden. Sen mi öldürdün? Diye sordu Kabil. Hayır, cevabını verdi Lilith. Onu öldürmeyeceğimi sana söz vermiştim. Doğal yoldan öldü. Böylesi daha iyi, dedi Kabil. Şehrin de adı Henok, diye hatırlattı Lilith. Oğlumun adı. Evet, bu adı ona kim verdi? Kime? Şehre. Nuh verdi. Nuh verdi bu adı. Neden şehre kendinden olmayan bir çocuğun adını verdi? Bana söylemedi, ben de sormadım. Cevabını verdi Lilith çoktan yatmıştın. Ya Nuh, o ne zaman öldü? diye sordu Kabil. Üç yıl oldu. Yani yedi yıl boyunca herkesin gözünde Henok'un babası o muydu? İnsanlar kalmış gibi yapıyordu. Zamanla yalnızca en yaşlıların hatırlayacağı doğru olsa da buradaki herkes babanın sen olduğunu bilir. Ama kendi oğlu olsaydı bile Nuh daha iyi muamele etmezdi. Benim tanıdığım adama benzemiyor. Sanki iki kişiler gibi kimse tek kişi değildir. Sen, Kabil, aynı zamanda Habil'sin. Ya sen? Ben, ben bütün kadınlarım. Onların bütün adları benim adım. Dedi Lilit. Şimdi gel. On yıl boyunca başka kadın tanımadım dedi Kabil uzanırken. Ya ben? Ben de başka erkek tanımadım dedi Lilit kurnaz bir gülümsemeyle. Doğru mu söylüyorsun bana? Hayır. Birkaçı bu yataktan geçti. Çok değil. Çünkü onlara katlanamıyordum. Açık sözlülüğün için teşekkür ederim. Sana asla yalan söylemem dedi Lilith ona sarılarak. Ruhlar yatışıp bedenler uzun ayrılığın acısını kat be kat çıkardığında sıra geçmişi gündeme taşımaya geldi. Lilith neden geldin diye zaten sormuş ama Kabil'den oraya nasıl geldiğini bilmediği cevabını almış olduğundan sorgu tarzını değiştirdi. Bütün bu yıllar boyunca ne yaptın? Ve Kabil cevap verdi. Henüz meydana gelmemiş şeyler gördüm. Geleceği keşfettiğini mi söylemek istiyorsun? Keşfetmedim. Geleceğin içindeydim. Kimse gelecekte olamaz. O halde ona gelecek demeyelim. Bir başka şimdiki zaman diyelim. Başka şimdiki zamanlar. Anlamıyorum. Ben de başlangıçta anlamakta zorlandım. Ama sonra gördüm ki eğer kendimi orada buluyorsam ve gerçekten oradaysam demek ki bu bir şimdiki zamandır. Gelecek zaman olan şey gelecek zaman olmaktan çıkmıştı. Yarın şimdiydi. Kimse sana inanmayacak. Başka kimseye bunu anlatma niyetinde değilim. İşin can sıkıcı yanı yanında hiç kanıt getirmemiş olman. O diğer şimdiki zamandan gelmiş en ufak bir nesne bile yok. Bir tane yok. Ama birçok var. Bir örnek versene. Bunun üzerine Kabil Lilit'e efendinin oğlunu kurban etmeyi buyurduğu İbrahim adlı adamın hikayesini anlattı. Sonra insanların göğe erişmek için yaptıkları ve Efendi'nin bir solukta yıktığı büyük kulenin hikayesini anlattı. Sonra erkekler başka erkeklerle yatmayı tercih ediyor diye Efendi tarafından ateş ve kükürt cezasının gelecekteki eğilimlerinin ne olacağını henüz bilmediği çocukları da esirgemeden yağdırıldığını anlattı. Sonra Sina denen bir dağ eteğindeki büyük kalabalığı bir altın buzağı yapıp taptıklarını, bu nedenle de çoğunun öldüğünü anlattı. İsrail oğulları denen bir ordunun 36 askerini öldürme cüretini gösterdikleri için bütün halkı son kalan çocuğa dek yok edilen Midyani şehrinin hikayesini anlattı. Eriha denen bir başka şehri anlattı. Surları koç boynuzundan yapılma boruların gürültüsüyle yıkılmış, sonra da şehirdeki her şey yakılıp yıkılmış. Erkeklerden ve kadınlardan, gençlerden ve yaşlılardan başka öküzler, keçiler ve eşekler de yok edilmişti. İşte bunları gördüm diye sözünü bağladı Kabil. Kelimelere dökmekte zorlandığım birçok başka şey daha gördüm anlatmış olduklarının gelecekte olacağına gerçekten inanıyor musun? diye sordu Lilith. Genellikle söylenenin tersine, gelecek önceden yazılıdır ama biz bütün bunların yazılı olduğu sayfayı okumayı bilmiyoruz dedi Kabil. Bu devrimci fikri nereden bulduğunu kendi kendine düşünerek. Peki bu deneyimi yaşamak için seçilmiş olma hakkında ne düşünüyorsun? Seçilmiş miyim bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki kesin olarak öğrendim bunu. Nedir? Tanrımız göğün ve yerin yaratıcısı tam bir zırdeli. Efendi Tanrı'nın deli olduğunu söylemeye nasıl cüret edebiliyorsun? Çünkü yalnızca eylemlerinin bilincinde olmayan bir deli. Yüz binlerce kişinin ölümünden doğrudan sorumlu olmayı ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranmayı kabul edebilir. Tabii eğer sonuçta delilik yoksa, irade dışı, sahici delilik yoksa dost doğru kötülüktür bu. Tanrı asla kötü olamaz. Olsa tanrı olmaz. Kötü olan şeytandır. Yalnızca inancını kanıtlamış olsun diye bir babaya kendi oğlunu öldürme ve odunlar üzerinde yakma emrini veren bir tanrı iyi olamaz. İblislerin en kötüsü bile bunu emretmez. Seni tanıyamıyorum. Vaktiyle bu yatakta olan adam değilsin sen. dedi Lilith. Sen de benim gördüklerimi, gökten yağan ateşle kömüre dönmüş Sodom'un çocuklarını görseydin aynı kadın olmazdın. Sodom da ne? diye sordu Lilith. Erkeklerin kadınlara erkekleri tercih ettiği şehir. Orada yaşayan herkes bu yüzden mi öldü? Herkes. Tek bir canlı kurtulmadı. Hayatta kalan olmadı. Bu adamların tenezzül etmediği kadınlar da mı? diye sordu Lilith. Onlar da. Bir teki bile. Her zaman olduğu gibi baş kurbanlar kadınlardır. Her koşulda masumlar zaten günahlarının bedelini ödemeye alışkındır. Efendinin adalet anlayışı bir tuhaf sanki. Günün birinde insani bir adaletin ne olacağı hakkında en ufak nosyonu olmayan birinin fikri. Ya sen, senin var mı? diye sordu Lilith. Ben sıradan bir kabilim. Kardeş katili ve bu suçundan dolayı yargılanmış biriyim. Epey de hoş görülmüşsün laf aramızda diye belirtti Lilith. Haklısın. Buna en son inkar edecek kişi benim. Ama asıl sorumluluk Tanrı'da Bizim efendi dediğimizde. Habil'i öldürmemiş olsaydın burada olmayacaktın. Birinin diğerine yol açtığını bencilce düşünebiliriz. Yaşamam gerekeni yaşadım. Kardeşimi öldürmem ve seninle aynı yatakta yatmam aynı nedenin iki sonucu. Hangi neden? Tanrı'nın elinde olmanın ya da yazgının, onun diğer adı bu. Ya şimdi ne yapmak niyetindesin?" diye sordu Lilith. Değişir. Neye göre değişir? Eğer günün birinde kendi kişiliğimin sahibi olabilirsem, iradem işin içine girmeden bir zamandan diğerine bu geçişe son verebilirsem, normal yaşam denen şeyi süreceğim başkaları gibi. Herkes gibi değil. Benimle evleneceksin. Zaten bir oğlumuz var. Kendi şehrimizdeyiz. Ve ben sana bir ağaç kabuğunun ait olduğu ağacın gövdesine bağlılığı gibi sadık kalacağım. Ama eğer böyle olmazsa Kader üzerime çullanırsa, o zaman nerede olursam alayım, bir zamandan diğerine geçmek zorunda kalırım. Ayrıca... Ayrıca ne? diye sordu Lilith. Başıma gelenin kesinlikle bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir anlamı. Bunun ne olduğunu keşfetmeden yarı yolda durmamam gerektiğini hissediyorum. Burada kalmayacağın anlamına mı geliyor bu? Önümüzdeki günlerde gidecek misin yani? dedi Lilith. Evet. Sanırım böyle olacak. Ben farklı bir şey yaşamak için doğdum. Bunun ne olduğunu ve ne amaçlı olduğunu bilmem gerek. Alnındaki iz iyice büyümüş, dedi Lilith. Çok daha mı büyük diye sordu Kabil. Çok değil. Kimi zaman onun büyüyüp büyüyüp bütün bedenini saracağını ve siyahiye dönüşeceğini sanıyorum. <laughs> bir bu eksik olurdu benim için dedi Lilith kırılarak. Aradan aşağı yukarı iki hafta geçmişti ki Kabil yok oldu. Şehrin civarında yaya olarak uzun gezintiler yapma alışkanlığı edinmişti. Vaktiyle olduğu gibi güneşe ve açık havaya ihtiyacı olduğundan değil, bu son on yılda bu tür doğal lütuflar üzerinden hiç eksik olmamıştı. Ama sarayın ağır atmosferinden kaçmak için orada Lilith'le yatakta geçirdiği saatler dışında yapacak başka işi yoktu onun için meçhul olan kişiyle oğlu Henok'la ettiği birkaç cümle dışında zikretmeye değer bir sonuç yoktu. Kabil kendini aniden hiç gitmemiş olduğu bir şehrin kapısından içeri girerken gördü. Üzerinde hiç parası olmadığı ve kısa sürede para edinmenin bir yolunu bilmediği geldi aklına. Çünkü burada kimseyi tanımıyordu. Yanında eşekle gezintiye çıkmış olsaydı ekonomik sorun çözülmüş olurdu. Çünkü herhangi bir alıcı böyle bir hayvanın ağırlığınca altın ettiğini anlardı. Yoldan geçmekte olan iki adama bu şehrin adını sordu ve içlerinden biri cevap verdi. Oranın adı Ot Diyarı. Sabırsızlık işareti göstermeyen doğal ses tonu kabile bir başka soru daha sormaya teşvik etti. Nerede iş bulabilirim? durumunu açıklamak zorundaymış gibi de ekledi. Henüz geldim de kimseyi tanımıyorum. Adamlar onu tepeden tırnağa süzdüler. Ne dilenciye ne de serseriye benzer bir hali vardı. Bir an durup alnındaki izi incelediler. Ve ikinci adam konuştu. Bu bölgenin ve tüm doğunun en zengin sahibi Eyüp diye biridir. Ona gidip sana iş vermesini söyle. Belki şansın yaver gider. Onu nerede bulabilirim? Bizimle gel, seni oraya götüreceğiz. O kadar çok hizmetkarı var ki ha bir eksik habi fazla. Onun için fark etmez. Çok zengin o halde. Çok, çok zengin. Yedi bin keçinin, üç bin devenin, beş yüz çift öküzün ve beş yüz eşeğin sahibi olmak ne demek hayal et. Yoksulların hayal gücü geniş olur, dedi Kabil. Hatta hayal gücünden başka bir şeyleri olmadığı bile söylenebilir. Ama ben itiraf etmeliyim ki bu kadar öteye gidemiyorum. Bir sessizlik oldu. Sonra adamlardan biri önemsiz bir şey der gibi. Önceden tanışıyoruz biz dedi. Ben de belli belirsiz bunu hissettim dedi Kabil çekinerek. Senin adın Kabil. Şehir yok edilirken Sodom'daydın. Belleğimiz iyidir bizim. Ee, evet doğru e, şimdi hatırlıyorum. Zaten biliyorsun meslektaşım ve ben efendinin melekleriyiz. Peki ya ben kimim ki efendinin iki meleği bu dar geçitte benim yardımıma gelmek istesin? İbrahim'e iyi davrandın. Lut'un evinde başımıza kötü bir şey gelmemesini sağlayacak şekilde davranması için ona yardım ettin. Bu davranış ödülü hak eder. Aa, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biz meleğiz. Biz iyilik yapmazsak kim yapacak? Diye sordu meleklerden biri. Kabil cesaret bulabilmek için Önce üç kez derin derin nefes aldı, sonra konuştu. Sodom'daki göreviniz şehri yok etmekteyse, şu an sizi buraya getiren misyon nedir? Her önümüze gelene bunu açık edemeyiz, diye uyardı ikisinden biri. Hadi canım, sır değil ya. Zaten olaylar meydana geldiğinde kimse için sır olmayacak. Ayrıca yanımızdaki adam her türlü güvene layık olduğunu zaten kanıtlamış biri. Sırrı ifşa etmenin sorumluluğunu sen üstlen. Koşa koşa gidip Eyüp'e anlatacağını düşünemiyor musun? Muhtemelen Eyüp ona inanmaz. Pekala, dilediğin gibi davran. Ben sorumlu olmam. Kabil durdu ve benim yüzümden boşuna yetişip kakışmayın, ister anlatın ister anlatmayın. Sizi zorlamıyorum, size sormuyorum da, dedi. Böylesine bir ilgisizlik karşısında kararsız melek bile teslim olup anlat dedi ötekine. Sonra Kabil'e ciddi bir bakış atarak emretti. Sen işiteceğin şeyi kimseye söylemeyeceğine yemin et. Yemin ederim, dedi Kabil. Sağ elini kaldırdı. Bunun üzerine diğer melek anlatmaya başladı. Birkaç gün önceydi. Zaman zaman olduğu gibi bütün göksel varlıklar efendinin huzurunda toplandı. Şeytan da oradaydı. Ve Tanrı sordu. Nereden geliyorsun böyle? Şeytan da cevap verdi. Gezmeye gittim. Dünyada bir tur attım ve efendi ona başka bir soru sordu hizmetkarımayı bu gördün mü yeryüzünde onun eşi yoktur dürüst ve namuslu bir adamdır çok dindardır hiç kötülük yapmaz hin hin gülümseyerek küçümseyerek onu dinlemiş olan şeytan efendiye sordu onun dini duygularının çıkarsız olduğunu mu sanıyorsun senin onu bir sur gibi her yerde koruduğun doğru değil mi onu, ailesini, bütün mallarını. Sustu sonra devam etti. Ama ona ait olan şeylerin üzerinden elini kaldırmayı dene sana lanet edecek mi gör bakalım. Bunun üzerine efendi şeytana dedi ki, ona ait olan her şey senin emrinde. Ama ona dokunamazsın. Şeytan onu dinledi ve çekip gitti. İşte biz de buradayız. Ne yapmak için? diye sordu Kabil. Şeytanın abartıp abartmadığını, efendinin saptadığı sınırları aşıp aşmadığını görmek için. Bunun üzerine Kabil dedi ki, eğer doğru anladıysam, efendi ve şeytan bahse girdiler ama Eyüp Tanrı ile şeytan arasındaki bir bahsin kozu olduğunu bilmemeli. Kesinlikle, diye bir ağızdan haykırdı melekler. Efendinin tavrı bana çok dürüst gelmiyor, dedi Kabil. Kulağıma çalınan şey doğruysa Eyüp zengin olmakla birlikte iyi biri, dürüst biri. Üstelik de çok dindar. Hiçbir suç işlemedi. Mallarını kaybedecek nedensiz yere cezalandırılacak. Ola ki birçok kişinin dediği gibi efendi belki adildir ama ben böyle olduğunu sanmıyorum. İbrahim'in başına geleni hala hatırlıyorum. Tanrı onu sınamak için oğlu İhsak'ı öldürmesine emretti. Bence eğer efendi kendisine inanan kişilere güvenmiyorsa bu durumda bu kişiler neden efendiye inanmalı anlayamıyorum. Tanrı'nın niyetlerine akıl sırarmaz. Biz melekler bile onun düşüncesine nüfus edemeyiz. Efendinin niyetine akıl sırarmediği şeklindeki bu nakarattan yoruldum. Cevabını verdi Kabil. Tanrı sürekli olarak kendini ürkünçlüğünün, kaygının içine kapamak yerine billur gibi şeffaf ve berrak olmalı. Kısacası Tanrı bizi sevmiyor. Sana yaşam veren o. Yaşam bana babam ve annem tarafından verildi. İkisi de tenlerini bir araya getirdiler ve ben doğdum. Bildiğim kadarıyla bu edim sırasında Tanrı orada değildi. Tanrı her yerdedir. Özellikle öldürme emri verirken, Sodom'da yanarak ölenler arasındaki tek bir çocuğu bile onun gözünün yaşına bakmadan mahkum etmeye yeterlidir. Ama Tanrı için adalet boş bir kelime. Şimdi bir bahis nedeniyle Eyüp'e ıstırap çektirecek ve kimse ondan hesap sormayacak. Dikkat Kabil, çok konuşuyorsun. Efendi seni er ya da geç işitir. Seni cezalandıracaktır. Efendi işitmez. Sağ Her yandan ona yakarıyorlar. Yoksullar, bahsızlar, talihsizler, dünyanın kendilerine çok gördüğü yardımlar için ona yakarıyorlar. Ama efendi onlara sırtını dönüyor. İbranilerle ittifak kurdu. Şimdi de şeytanla anlaşıyor. Bunun için tanrı olmaya gerek yok. Melekler öfkeyle itiraz ettiler. Ona orada işsiz bırakmakla tehdit ettiler. Bunun üzerine teolojik tartışma son buldu. Az çok huzur egemen oldu. Hatta meleklerden biri şunu bile söyledi. Sanırım efendi bu soruları seninle tartışmaya değer verir. Belki bir gün, cevabını verdi Kabil. Eyüp'ün büyük evinin kapısındaydılar. Meleklerden biri Kahya ile konuşmak istedi. Kendisi gelmeyen Kahya bir temsilcisini gönderip ne istediklerini sordu. İş dedi melek. Bizim için değil, bizim zaten var. Ama bu dostumuz yeni geldi.'' Uts diyarında yeni bir yaşama başlamak istiyor. Ne yapmayı bilirsin? diye sordu Kahya'nın vekili. Eşekler konusundan biraz anlarım. Yeşun'un ordusunda bir nalbantın yardımcısıydım. Çok iyi. İyi bir tavsiye bu. Yanana bir köle katacağım. Hemen işe alınacaksın. Ama önce adını söylemelisin bana. Adım Kabil. Nereden geliyorsun? Not diyarından. Hmm, hiç işitmedim. İlk işitmeyen sen değilsin. Kim ki not diyarından söz eder, hiç diyarı demiş olur. Bunun üzerine meleklerden biri Kabil'e, İşte işe alındın, artık bir işin var, dedi. Bakalım ne kadar sürer, cevabını verdi Kabil, uyanık bir gülümsemeyle. Kötüsünü düşünme, diye araya girdi Kahya'nın vekili. Bir gün bu eve girme şansı bulan kişinin ömür boyu işi olur. Eyüp'ten daha iyi insan yoktur. Melekler kucaklaşarak Kabil'in yanından ayrıldılar ve efendinin emirlerinin icrasını kontrol görevlerine geri döndüler. Sonuçta bütün olup bitenin vaat edilenden daha mutlu bir sona kavuşacağını kim bilebilir? Ne yazık ki hayal edilenden daha kötü oldu her şey. Kendisine verilmiş tam yetki mektubuyla hareket eden şeytan aynı anda her cepheden saldırdı. Bir gün Eyüp'ün oğulları ve kızları, yedi oğlu ve üç kızı sofraya oturmuş, büyük abilerinin evinden şarap içerlerken bir haberci, tam da bizim tanıdığımız biri, yani bildiğimiz gibi eşeklerle meşgul olan Kabil gelip Eyüp'le konuştu. Öküzler toprağa sürüyordu ve eşekler onların yanında otluyordu aniden sabalılar belirdi. Her şeyi çaldılar ve hizmetkarları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim. Kabil hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başka haberci gelip dedi ki Gökten Tanrı'nın ateşi düştü. Keçileri ve köleleri yakıp kül etti. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye geldim. Hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başkası ortaya çıkıp dedi ki Üç çete oluşturmuş keldaniler develere saldırdılar. Senin hizmetkarlarını katlederek onları kaçırdılar. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim. Hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başkası ortaya çıkıp dedi ki: "Oğulların ve kızların abilerinin evinden yiyip içiyorlardı ki çölün ötesinden esen güçlü bir rüzgar eve dört bir yandan vurdu. Ev gençlerin üzerine çöktü. Hepsini öldürdü. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim." Bunun üzerine Eyüp ayağa kalktı. Üstünü başını yırttı, saçını kazıdı. Sonra kendini yere attı. Tanrı'ya ibadet etti ve dedi ki: "Annemin karnından çıplak çıktım, toprağın karnına çıplak döneceğim." Efendi verdi, efendi aldı. Efendiye şükürler olsun. Bu bahtsız ailenin felaketi burada bitmedi. Ama söze devam etmeden önce birkaç şeyi belirtmemize izin verilsin. İlki şeytanın sabalıları ve keldanileri kendi özel çıkarlarının hizmetine koşup keyfince kullanabilmiş olması karşısındaki şaşkınlığımızı belirtmeliyiz. İkincisi, fırtına örneğinde görüldüğü gibi şeytanın doğal bir olgudan yararlanmasına izin verilmesi karşısında daha da büyük bir şaşkınlık ifade etmemiz gerek. Ve daha kötüsü, üstelik bunu açıklayamayız keçileri ve onları koruyan köleleri yakmak için Tanrı'nın bizzat kendi ateşini kullanmasıdır. Sonuç olarak ya şeytan bizim sandığımızdan daha güçlü ya da biz dünyanın kötücül tarafıyla iyicil tarafı arasında çok ciddi bir zımni, bir suç ortağıyla karşı karşıyayız. Yaz, Uts diyarının üzerine bir tabut kapağı gibi düşmüştü. Çünkü ölülerin hepsi o şehirde doğmuştu. Şimdi ise bu şehir ne zamana kadar bilinmez en yoksulunun eyüp olmadığı kesin olan genel bir sefalete mahkumdu. Bu uğursuz olaylardan yalnızca birkaç gün sonra gökyüzünde göksel varlıkların yeni bir toplantısı yapıldı. Şeytan yine hazır bulunuyordu. Bunun üzerine efendi ona dedi ki, ''Nereden geliyorsun?'' Ve şeytan cevap verdi, baştan sona kat ettiğim dünyayı bir kez daha dolaştım. Hizmetkarım Eyüp'ü gördün mü? diye sordu efendi. Yeryüzünde eşi yoktur onun. Dürüst ve doğru bir adamdır. Tanrı'dan çekinir. Kötülükten uzak durur. Dürüstlükte ayak direr. Hak etmediği halde ona acı çektirmeye beni boşuna teşvik ettin. Ve şeytan cevap verdi ben senin onayınla yaptım. Eyüp'ün bunu hak edip etmemesi beni ilgilendirmiyordu. Onun başına bela açma fikri de benim değildi. Ve devam etti. Bir insan kendi canını kurtarmak için sahip olduğu her şeyi verebilir. Kendi postunu bile. Ama ona karşı elini kaldırmaya çalış. Kemiklerinin ve vücudunun hastalık çekmesini sağla. Bahse girerim senin yüzüne karşı lanet okuyacaktır.'' Pekala, dedi efendi. Senin emrindedir ama yaşamına saygı göstermen koşuluyla. Bu bana yeter, cevabını verdi şeytan. Ve dost doğru Eyüp'ün bulunduğu yere gitti. Anlatmak için gerekenden daha kısa sürede Eyüp'ün vücudu ayak topuğundan başının tepesine de korkunç yaralarla kaplandı. Zavallıyı görmek gerekirdi yolun tozu toprağı içinde oturmuş, insanların en sefili gibi kırık bir kiremitle bacaklarındaki irinleri kazıyordu. Şu ana dek ağzından tek kelime eşitmediğimiz, on çocuğunun ölümüne bile ağlamamış olan İyüb'ün karısı, açık yüreklilikle konuşma vaktinin geldiğini düşündü ve kocasına sordu. Dürüstlüğünü hala koruyor musun? Ben sen olsaydım senin yerinde olsaydım burada böyle ölmek yerine Tanrı'ya lanet ederdim. Eyüp buna cevap verdi. Cahil gibi konuşuyorsun. Tanrı'nın elinden iyilik görüyorsak neden kötülük de görmeyelim? Bu soruyu sordu. Ama karısı öfkeyle cevap verdi. Kötülük için zaten şeytan vardı. Efendinin şimdi ona rakip olması kimin aklına gelirdi? Beni bu hale koyan elbette Tanrı değil, şeytandır.'' Efendinin onayıyla dedi kadın ve ekledi. Şeytanın kurnazlıklarının Tanrı'nın iradesine baskın çıkamayacağını eskilerden hep işitmiştim ama şimdi olayların bu kadar basit olduğundan kuşkuluyum. Şeytan kesinlikle efendinin bir aleti. Tanrı'nın kendi adıyla imza atamayacağı pis işleri icra etmekle görevli. Bunun üzerine ıstırabı doruğa çıkmış olan Eyüp Belki de itiraf etmese de karısından cesaret bularak dudaklarını mühürleyen tanrı kaygısının bendini yıktı ve haykırdı. Doğmuş olduğum gün yok olsun. Rahimde bir erkek peyda oldu diyen gece de yok olsun. O gün karanlık olsun. Tanrı yukarıdan onu aramasın ve onun üzerine ışık parlamasın karanlıkla ölüm gölgesi ona sahip çıksınlar. Üzerine bulut çöksün. Gün kararması ona dehşet salsın. Hele o gece, onu koyu karanlık kaplasın. Yılın günleri arasında yüzü gelmesin. Ayların sayısına girmesin. İşte o gece kısır olsun. Ona sevinç sesi girmesin. Akşamının yıldızları kararsın. Işık beklesin de olmasın fecrin kirpiklerini görmesin. Çünkü anam rahminin kapılarını kapamadı, gözlerimden sıkıntıyı saklamadı. Ve Eyüp kaderine böyle şikayet etmeye devam etti. Sayfalarca ve sayfalarca beddualar okudu. Ağlayıp sızladı. O sırada dostlarından üçü, Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat ve namalı sofar ona genel olarak tevekkül göstermesi ve her müminin efendinin iradesine ne olursa olsun başını eğerek saygı gösterme görevi hakkında nutuk atıyorlardı. Kabil bir iş bulmuştu. Önemsiz bir şey. Küçük bir mülk sahibinin eşekleriyle meşgul oluyordu. Ona ve yakınlarına sabalıların saldırısının ve eşeklerin çalınmasının nasıl gerçekleştiğini defalarca anlatmak zorunda kalmıştı. Meleklerin hep civarda olduklarını, Efendi'ye aktarmak üzere Eyüp'ün başına gelen felakete dair bilgiler toplamakla meşgul olduklarını varsayıyordu. Efendi de sabırsız olmalıydı ama tahmininin tersine, melekler onun karşısına çıkıp sabalı göçebelerin vahşetinden kurtulduğu için onu tebrik ettiler. Bir mucize dediler. Kabil sanki göreviymiş gibi onlara teşekkür etti ama bu ayrıcalık tanrıya yönelik sistemlerini ona unutturamazdı. Bu sistemler giderek artıyordu. Sanırım efendi memnundur dedi. Meleklere şeytana karşı bahsi kazandı. Eyüp bütün çekmekte olduklarına rağmen efendiyi inkar etmedi. Bunu yapacağını hepimiz biliyorduk. Efendi de mi? En başta efendi. Bu demektir ki kazanacağına emin olduğu için bahse girdi. Bir anlamda evet. O halde hiçbir şey değişmedi. Şu an efendi Eyüp'e dair önceden bildiklerinden fazlasını bilmiyor. Doğru bu. Öyleyse doğru buysa, açıklayın bana Eyüp neden cüzamlı, irinli, yaralarla neden kaplı, neden çocuksuz mahvolmuş bir halde? Efendi bunları telafi etmenin yolunu bulacaktır. On çocuğunu mu diriltecek? Duvarları yeniden mi yükseltecek? Öldürülmüş hayvanları geri mi getirecek diye sordu Kabil. Bunu bilmiyoruz. Peki ya efendi şeytana ne yapacak? Görüldüğü kadarıyla kendisine verilen izni çok kötü kullandı. Muhtemelen hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? diye sordu Kabil sinirine dokunmuş bir ses tonuyla. Köleler istatistiklerde sayılmasa da sayısız başka insan öldü. Ve siz bana efendinin muhtemelen hiçbir şey yapamayacağını söylüyorsunuz. Gökte işler hep böyle yürüdü. Bizim hatamız değil. Evet, şeytan göksel varlıkların toplantısına katılıyorsa, buradaki sıradan fanilerin anlamayacağı bir şeyler var demektir. Konuşma burada sona erdi. Melekler çekip gittiler ve Kabil yaşamı için daha onurlu bir yol bulması gerektiğini düşündü. "Ömrümün geri kalanında burada kalıp eşeklerle uğraşacak değilim." dedi kendi kendine. Niyet Kayda değer ve övgüye değerdi ama not diyarına geri dönüp saraydaki ve Lilith'in yatağındaki yerini alması hariç. Ortada başka bir alternatif yoktu. Sarayda şişmanlar ona iki üç çocuk daha verirdi. Aniden aklından bir fikir geçti. Anne babasının nasıl olduğunu görmeye gidebilirdi. Hala yaşıyorlar mıydı? Sağlıkları yerinde miydi? Tanınmamak için kılık değiştirirdi ama kimse ondan bu sevinci çalamazdı. Sevinç mi? diye kendi kendine sordu. Kabil için sevinç asla olmayacak. Kabil kardeşini öldürmüştü. Kabil dile gelmez olanı görmek için doğmuştu. Kabil Tanrı'dan nefret edendir. Binebileceği bir eşeği yoktu. İlk başta eşekten vazgeçmeyi ve yaya gitmeyi düşündü. Ama bir şimdiki zamandan diğerine geçiş gecikirse bu çöllerde rastgele dolanmaktan başka çaresi olamazdı. Gece olduğunda kendini yıldızların rehberliğine bırakır ve gündüz olduğunda da yeniden yıldızların belirmelerini beklerdi. Ayrıca gevezelik edecek kimsesi de olmazdı. Genellikle sanılanın tersine eşeklerin sohbetle arası iyidir. Çeşit çeşit anırma ve baş sallayarak solumalarını, kulak hareketlerinin çeşitliliğini gözlemlemek yeter. Zaten eşeğe binen insanlar bu hayvanların her dilini bilmezler. Hayvanın bir yolun ortasında Kımıldamadan dikilip durduğu ve ne kadar sopa vurulsa da kımıldamadığı görünüşte açıklanamaz durumlar buradan kaynaklanır. Eşek kadar inatçı lafı buradan gelir. Oysa sonuçta bu insanlar arasında da sıklıkla görüldüğü gibi bir iletişim problemidir. Dolayısıyla yaya gitme fikrini kabil kafasında uzun süre taşımadı. Bir eşek gerekiyordu. Çalması gerekiyorsa çalardı. Ama onu her seferinde biraz daha iyi tanıyan bizler bunu yapmayacağını biliyoruz. Katil olsa bile Kabil özünde dürüst bir insandır. Elitle birlikte yaşadığı sefih günler Burjuva önyargılar açısından mahkum edilebilir olsa da varlığında doğuştan gelen ahlak duygusunu saptırmaya yeterli olmaz.'' Tanrı'yla cesurca yüzleşme çabasını görmek yeter. Yine de şunu söylememiz gerekir ki, efendi her ikisinin Habil'in henüz sıcak cesedi önünde sürdürdükleri tartışmayı hatırlamak hariç, bunu bugüne kadar fark bile etmemiştir. Bu düşünce akışı içinde, Kabil'in aklına bakması için emanet edilmiş eşeklerden birini satın alma kurtarıcı fikri geldi. Ücretinin yalnızca yarısını nakit alıyor, diğer yarısını pey olarak mülk sahibinin ellerine bırakıyordu. Nakit para toplama sürecinin yavaşlığı bir sakınca olabilirdi ama Kabil'in acelesi yoktu. Dünyada onu bekleyen kimse yoktu. Lilith bile vücudu yatakta sabırsızca ve sinirli sinirli dönüyor olsa da onu beklemiyordu. Kötü bir adam olmayan, eşeklerin sahibi kendince Kabil'in çıkarlarını koruyacak şekilde hesap yaptı. Kabil de matematikte çok usta olmasa bile bundan kuşku duymadı. Sonuçta Kabil'in kendi eşeğinin sahibi olması için haftalar geçmesi gerekmedi. Artık dilediği zaman gidebilirdi. Yola çıkışının arifesinde eski patronunun halini görmeye gitti. Yaraları çoktan kapanmıştı ama onu yerde evinin kapısında bir kiremit parçasıyla bacaklarındaki yaraları kaşırken oturur görünce üzüldü. Tıpkı lanetin üzerine çöktüğü günkü gibiydi. Çünkü Tanrı'nın onu şeytanın ellerine teslim etmesi bir lanetti. Hem de en berbat lanetlerden biri. Gemin büyükse fırtınan da büyük olur der halk değişi ve Eyüp'ün hikayesi de bunu böylece kanıtlamaktadır. Bir kaçağa yaklaşan ağır başlıkla Kabil ona sağlık dilemek için yanına yaklaşmadı. Bu patronla bu işçi tanışmamışlardı. Toplumsal sınıflara bölünmenin sakıncasıdır bu. Herkes kendi yerinde kalıyor. Hatta mümkünse doğduğu gündeki yerinde. Böylece farklı dünyalardan gelen kişiler arasında dostluk kurmanın hiç yolu olmayacak. Artık hakkı olan eşeğe binen Kabil eşyalarını hazırlamak için çalıştığı yere geri döndü. Lilith'in sarayında kalan eşeğe kıyasla Eriha'daki Nalbant'ın iştahını kabartmış olan o muhteşem türe kıyasla yeni binek hayvanı geçit törenlerine değilse de emekliye ayrılmaya layık bir tür girdi. Yine de en az müşkül pesent, bağımsız bir yargıyla hayvanın cılız ve hafifçe çarpık da olsa sağlam bacakları olduğunu kabul etmek gerekir. Velhasıl kapıdan veda etmeye geldiği eski sahibinin düşündüğü gibi Kabil ertesi gün sabahın erken vaktinde nihayet yola koyulduğunda çok da şanssız olmayacaktı.